Merhabalar, Hamid Can Akademik İnce'nin üçüncü videosuna hoş geldin. Burada ne hangi readingi inceleyeceğiz? Intimate Relationships readingine bakacağız. Bu yine Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Kurumunun hazırladığı bir readingdir. Çok güzel bir reading. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Şimdi hemen başlıyorum. Burada ne yapıyorduk? Önce böyle metni okumuyorduk. Önce soruya bakıyorduk değil mi? Hatırlıyor musun bunu? Eğer önceki videoları izlemediysen mutlaka mutlaka izle. Çünkü bunların hepsi sıralı bir şekilde gidiyor. Tamam mı? Şimdi ben bu kısmı sileyim. Tamam. Intimate samimi demek. Relationship ilişki demek. Tamam. Yapıştırdım bunu. Tabi burada bir tane de B olacak. Şöyle. Ha. Şimdi bana diyor ki soruda. Bu ne ya? Ne biçim oynamalar oluyor? Ha nedir? Elementer ki demek ki elementleri tanıtıyor. Companionate bu dostça demek oluyor. Dostça sevginin eksik olduğu ya demek ki dostça sevgide olmayan fakat e, tutkulu sevgide olmayan olmayan. Bak bunu biraz şey yapmış yani doesn't lack like. normali böyle. Ha bu ne olur? Mesela lack like, sahip değildir, yoktur. O zaman onu olumsuz yaptığında ne demiş oluyorsun? Vardır demiş oluyorsun. Yani bak soruyu hazırlayan ne güzel hazırlamış. Demek ki burada şunu demek istiyor. E, companion love diye bir şey var, onu okuyacaksın. Onda bir şey yok. Ama passionate love'da o bahsettiğim şey var. O passionate love'da olan ama companion love'da olmayan şeyi bul, iki tanesini buraya yaz diyor. Tamam? Soru bu. Okey, soruyu anlamak %70 diyorum ya cevabın. Bu da Aynısını tekrar gösteriyor. O yüzden mutlaka soruyu anlamaya odaklan. Tamam mı? Şimdi başlıyorum. Burschit ve Walster diye iki kişi var. Bunlar ayırt ediyorlar. Anlamadığın her şeyde dur. E, mutlaka not al. Mesela distinguish ayırt etmek. E, o zaman durduruyorsun videoyu. Hemen distinguish ayırt etmek diye bir şey yapıyorsun. Kendine not düşüyorsun. Tamam mı? Ayırt ediyor. Arasında liking, hoşlaşma, e, dostça, sevgi ve romantik ya da tutkulu aşk. Bunları ayırt ediyorlar. Hoşlaşma ya da hoşlanma ve dostça sevgi temsil ediyor. İki tane uç temsil ediyor. Yani iki ekstrem, iki ucu temsil ediyor. Ee, görüldüğü üzere, görüldüğü gibi aşağıdaki tanımlamada. Demek ki aşağıdaki tanımda gördüğü, görüldüğü gibi bu ikisi ayrı uçları temsil ediyor. Benim aradığım şu, yani şöyle işaretleyeyim ve şu aşkı arıyorum. Yani liking şu anda beni ilgilendirmiyor. Liking bir sevgidir, histir ya da duygudur diyelim affection'a. Sevgi, his, duygu. Bizim hissettiğimiz casual sıradan. Yani böyle dışarı çıkıyorsun, biriyle tanışıyorsun ona casual diyorlar. Sıradan tanışıklık için. Demek ki sıradan tanışıklıklar için acquaintance tanışıklık demek. sıradan tanışıklık için hissettiğimiz bu duyguya liking diyoruz. Okay. companion love ise ise yok burada tabii ki. Companion love bir duygudur, histir. Bizim hissettiğimiz onlar için ki biz çok yakın hissediyoruz. Çok kelimesi yok. Yani yakın hissettiğimiz. Demek ki diyelim ki ben gittim. Bir tane kızla tanıştım. ismi Ece olsun. Daha yeni tanıştık. Ya da bir işte Ahmet diye bir arkadaşla tanıştım. Daha yeni tanıştık. Ona liking oluyor. Ama zamanla bunu işte görüşüyoruz vesaire vesaire artık birbirimize yakın hissediyoruz. O zaman bu olay artık companion love olayına dönüşür. Okay? Companion dostluk demek oluyor. Companion dostça gibi çevirebilirsin. Tamam. Burada bana companion'ta olmayan falan daha hiçbir şey bahsetmedi. O yüzden bu kısmı siliyorum. İkinci paragrafta diyor companion love anlamına geliyor ya da değiniyor. Ya da refer ediyor. Ben artık bunu böyle söylüyorum. Refer ediyor. Çok yakın arkadaşlara ve evlilik partnerlerine. Sonra bunu ekstra bilgi veriyor. Tabii ki diyor onlar sıklıkla yakın arkadaşlar. Yani çok yakın arkadaşlara e, anlamına geliyor. Refer ediyor. Ama aynı zamanda şey evlilik partnerlerine de refer ediyor. Ama bunlar sıklıkla zaten yakın arkadaş oluyorlar. E, bu tutkulu ya da romantik aşk güçlü bir duygusal durumdur. Sıkça deneyimlenmeyen bir durumdur. Tamam. Hala bana işte şunda bu var, bunda bu yok demiyor. Bu çeşit aşk, ha, bunu geri alayım. Bu çeşit aşk dediği şunu bilmem lazım. Mesela hangi çeşit aşktan bahsediyor? Bir önceki cümleye gittiğimde şu sondakinden bahsediyor. Yani şu şundan bahsediyor. Yani sorudaki şundan bahsediyor. Okey. Bu çeşit aşk e, şey, nitelik olarak farklıdır. Zaten bizim sorunun görevi compare contrast yapısı yani birinde var birinde yok demek ki compare contrast olarak not alabilirsin bunu şey soru tipini farklıdır companion love'dan artık şunu silebilirim siliyorum neden farklıdır çünkü o o dediği şundan bahsediyor hala bu çeşit aşk yani hala passionate love'dan bahsediyor onda vardır o içerir ne içeriyor? Hem şu hem bu demek oluyor. Both bilmem ne and bilmem ne dediğinde hem şu hem şu diye çevirebiliyorsun. Güçlü bir fizyolojik yani bedensel ya da fizyolojik bir etki içeriyor. Ve domination, domine etmek yani daha baskın olmak birinin fikirlerine başkası tarafından. Demek ki başkası işte iki kişi var. B kişisi A kişisinin fikirlerine daha baskın oluyor, daha domine ediyor. Tamam. Bu tür ilişkiler genellikle e, remain kalırlar, kalmazlar. Çünkü burada do not diyor, kalmazlar. Bu kadar yoğun durumda kalmazlar. Uzun bir süre için bu kadar uzun bir yoğunlukta kalmazlar. Tamam. Ama benim aradığım şey şundan farkı nedir diye soruyordum. Zaten biraz önceki paragrafta şunu geri alayım. Önce bana bu bundan bahsediyor, companion'da sonra bundan bahsediyor. Sonra diyor ki bu passionate olan companion love'dan farklıdır. Çünkü şöyle şöyle demek ki bunda olan şeyler demek ki companion love'da yoktur bunlar. O zaman olan şeyler nedir diye bakıyorum. Bir tanesini şunu yazabilirim. Şunu aynısını alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Okey. Başka ne vardı demiştik. E, neredeydi? And diyor. And'den sonrasını alıyorum. Şuradan şuraya kadar tamamını alıyorum buraya yapıştırıyorum. Böylece cevaplarımız çıkmış oldu. Hocam burayla oynasam mı? Bence hiç oynama. Olduğu gibi bırak çünkü zaten yazmışlar aynısını. Al yapıştır, hiçbir şeyi değiştirme. Tamam, o zaman eş anlamlı ne vardır ona bakalım. Element kelimesini vermemiş burada eş anlamlı olarak. Şunun lack kelimesi yok demek oluyor. Bunun zıttı involve içeriyor, var demek oluyor. O zaman lack zıt anlamı olarak involve olarak işaretleyebiliyorum. Bir de kendime şöyle bir not düşüyorum. Eğer bir fiil olumsuzsa başına does not dediğinde onu tekrar olumluya çeviriyorsun gibi düşün. Yani like eksiktir yoktur. O zaman does not olduğunda demek ki vardır demiş oluyorum. Okey. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru da ne diyor? Diyor ki şuradaki. Tabi orada sorular değişti. Çünkü yukarıda yapıştırdığım için aslında bu birinci soru oluyor. E şimdi şunu yapıyoruz. Okey. Yapıştır. Şuraya kadar siliyorum. Çünkü buraya kadar okumuştuk. Şuradan şuraya kadar siliyorum. Okey. Ne diyor bakalım. Hangi faktör orijinalde yani ilk başlarda düşünülmedi? Ne, neyde düşünülmedi? Teorisinde. Hangi teoride? Komplementeri tamamlayıcı demek oluyor. Yani diyelim ki sen dışarı çıkmayı sevmiyorsun ama senin sevgilin dışarı çıkmayı seviyor. O zaman birbirini tamamlıyorsunuz gibi düşün böyle yani ihtiyaçlarınızı. Demek ki tamamlama ihtiyacında hangi faktör başlarda düşünülmedi? İlk başta düşünülmedi tamam mı? O zaman şunu mutlaka not al. Çünkü bir de şunu da not al. Bunu kesin bulman lazım. Başlarda düşünülmeyen faktör neydi? Ve aradığım şey şu, şu kelimeyi arayacağım. Ama okumaya devam ediyorum kaldığım yerden. Böylece tüm metni de çevirmiş oluyoruz. Tekrardan çevirmeyle uğraşmamış oluruz. İki teori bu Companion Love will be presented, sunulacak. Burada sunulacak demek oluyor. Birisi bu Winch'in 1958 teorisi tamamlayıcı işte ihtiyacı diyelim ve eşitlik teorisi. Tamam. Complementary needs var ya şuradaki. Soruda olan kelime şu. Demek ki önce bundan bahsedecek. O zaman ben bu tür reading'lerde şöyle yapıyorum. Şu kelimeyi de bulmaya çalışıyorum. Bu kelime gelene kadar demek ki tamamı complementary needs'ten bahsedecek. O zaman şu kelimeye baktığımda acaba nerede geçiyor diye bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ha, ta şurada geçiyor. O zaman buraya gelene kadar demek ki şu paragraflarda bana bu bunun cevabı çıkabilir. Şu kısmın cevabı. Okay. Diyor ki, temel fikir Winch'in teorisinde, Winch kimdi? Şu elemandı. Winch hangi teoriden bahsediyor? Complementary needs'ten bahsediyor. Winch'in teorideki temel fikir şudur ki, insanlar seçiyorlar bir partner yaşamak için hayatlarını, demek ki hayatlarını geçirmek için bir partner seçiyorlar. E, kimi seçiyorlar? Onlar ki psikolojik özellikleri e, tamamlıyor, kendi özelliklerini. Yani birisi sosyal, birisi asosyal birbirini buluyorlar. Böylece birbirini tamamlıyorlar. Burada kısaca bunu söylüyor. Tamam. İki tane temel var. iki tane prensip var burada olan. Birincisi şu. İnsanlar ilgisini çekiyor. Çekici buluyorlar ya da ve seviyorlar onları ki sağlıyor onlara en çok tatmin. Gratify tatmin etmek demek. Gratification tatmin. Ben bunu öğrenciler bazen hani unutuyorlar bu kelimeyi. Ben gratis'ten aklınıza kalsın diyorum. Gratis'e her gittiğinde tatmin oluyorsun böyle mutlu oluyorsun. Gratify gratification de tatmin olma demek oluyor. İhtiyaçlarını tatmin eden. Demek ki insanlar ihtiyaçlarını tatmin eden kişileri daha çok şey çekici buluyorlar. Tamam? Burada bunu söylüyor. Şimdi ben bakıyorum başlarda düşünülmediği vesaire kelimesi daha hiç geçmiyor. O yüzden şu kısmı siliyorum. Tamam mı? Zaten bu metni benim şey yorum kısmında değil açıklama kısmında bir link var. Oraya gidip bu metnin tamamını alabilirsin. Ben şimdi burayı sü sürekli siliyorum, işaretliyorum. Böylece onlardan etkilenmemiş olursun. Tüm metin önünde durmuş olur. Tamam mı? Başka ne varmış? İnsanlar tercih ediyorlar onları ki onların ihtiyaçları tamamlıyor yansıtmaktansa kendi ihtiyaçlarını. Yani diyelim ki ben hep şey böyle sosyal olmak istiyorum. Bir de Ayşe diye biri olsun. O da sosyal olmak istiyor. O zaman bizim ihtiyaçlarımız birbirimizi aynısı, aynası gibi olur. Yani yansıtır. O zaman ben Ayşe ile çıkmam demiş oluyor buradaki kişi. Diyor ki ben gidip Ece ile çıkarım. Ece kimdir? sosyal, ben sosyal. Birbirimizi tamamlıyoruz. Şu ana kadar bunu öğrenmiş olduk. Tamam. Bu arada bu readingler aynı zamanda genel kültür de bayağı sağlamış oluyor. Günlük hayatta da arkadaşlarınla konuşurken artık bunlardan bahsedebilirsin. Bu arada bu reading videolarını, arkadaşlarını paylaşmanı rica ederim. Yani özellikle Boğaziçi Üniversitesi hazırlık sınavına hazırlanan arkadaşların varsa bunları paylaş, buradan yararlansınlar. Herhangi bir sorun olursa ya da beğendiğim bir kısım olursa yorum kısmına mutlaka yaz tamam mı? Devam ediyorum. İki tane örnek var ki burada bir başkası, tamamlayabilir birinin ihtiyacını. Demek ki bir kişi başka kişinin ihtiyacını nasıl tamamlar? İki tane örnek var. İlk önce bir insan ki ihtiyaç duyuyor domine etmeye yani kontrol etmeye. Get along well iyi anlaşmak. Get along anlaşmak demek well dersen iyi. Bad dersen kötü anlaşıyorsun gibi düşün. İyi geçiniyor biriyle ki onun ihtiyaçları Pardon ki o hisseder az ihtiyaç domine etmeye. Ha Demek ki e, A kişisi olsun sürekli kontrol etmek istiyor, domine etmek istiyor. B kişi de az ihtiyacı var kontrol etmeye, domine etmeye. O zaman bunlar birbirini bulurlar diyor. Burada bunu söylüyor. İkincisi, bir koruyucu kişi. E, arayabilir bir kişiyi ki kontrol edilmek isteyen. Demek ki, birisi sürekli birini korumak istiyor. O zaman kontrol edilmek ihtiyacı olan, korunma ihtiyacı duyan bir kişiyi bulur. Ya da tam tersi. Vice versa tam tersi demek oluyor. O da onu bulur gibi. Yani burada kısaca şimdiye kadar hep ne öğrendik? İşte birinin bir ihtiyacı var. Bir, mesela kontrol etme ihtiyacı var. Diğerinin de kontrol edilme ihtiyacı var. O zaman onlar birbirini bulur. Okey? Hala bana başlarda ne düşünülmedi, daha söylemedi. Bunu da siliyorum. Winch'in ilk araştırmasında Winch kimdi? Bu complementary neydi? Ortaya atan kişiydi. İlk araştırmasında 25 çift, evli olan çift mülakat edilmiş ve e, birkaç tane kişilik bu anket demek oluyor, questionnaire kişilik anketi doldurmuşlar. Tamam. Demek ki 25 kişi çift yani işte evli olan çifti bulmuşlar, mülakat yapmışlar onlarla ve anket doldurmuşlar onlara. Sonuçlar büyük çapta destekliyordu teoriyi. Ha demek ki sonuçlar teoriyi destekliyor. Demek ki kontrol edilme ihtiyacı olan kontrol eden kişiyle buluşuyor. Onu diyor. Fakat diyor bir şeyler eksikti. Ha o zaman bana işaret veren kelimeler hangisi mesela başlarda düşünülmeyen şey nedir diye soruyor ya. hangi faktör başlarda düşünülmedi şimdi burada initial ilk demek oluyor yani baş kısım ilk bir de bir şeyler eksikti diye söylüyor zaten başlarda olmayan başlarda düşünülmeyen şey nedir diye onu arıyorum burada da eksikti diye söylüyor ve sonra diyor ki 1967'de bundan bunun için bunu iki çeviri olabilir o zamandan beri ya da bundan dolayı değiştirdi teorisini dahil etmek için sosyolojik faktörleri de bu deyda oluyor. Demek ki sosyolojik faktörleri de dahil etmek için teorisini değiştirdi. Ha demek ki bu elemanın teorisinde ne yoktu? Demek ki başlarda sosyolojik faktörler yoktu. Zaten bana soruda hangi faktör yoktu diye soruyor. Ben şu an cevap olarak şunu alıp direkt böyle yazabilirim hop şöyle yazabilirim. İstersem şunu da cevap olarak yazabilirim. İkisi de doğru sayılıyor. Şöyle. Peki hocam bunu yazmasam olur mu? Şu anda olur. Çok sıkıntı yok. Çünkü zaten bana bir faktör sorduğu için faktör yazabilirim. Ama ben garantiye alayım diye. Hani böyle benim hiçbir puanımı kesmesinler diye. Tabii küçük başlıyorum bu arada. Garanti olsun diye sadece bunu yazarım. Cevap olarak. Okey. Şimdi bu kısımdan şuraya kadar siliyorum. Bir sonraki soruya bakıyorum. Bir sonraki soruda bu arada bunu bitirdik mi? Mı? Evet bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Şunları siliyorum. Ee, bu galiba üçüncü soruydu. Bu soruların numarasını takip et. Ben direkt bir sonraki sonraki bir sonraki soru diye yapacağım. Sen soruların şey sıralamasını takip et. Tamam mı? Yani bu şu anda üçüncü soru oluyor. Okey. Belşi'de göre bu yardımcı olan fiilleri ne yapıyorduk? İşaretliyorduk. Ana fiili işaretliyorduk. Bu aradaki özne oluyordu. Sonra çeviriye bu özneyle başlıyorduk. İnsanlar ne ararlar ilişkilerde? Kime göre? Berşi'de göre. Demek ki Berşi'de göre insanlar ilişkilerde ne ararlar? Berşi şurada geçiyor ama ben şu kısmı bir çevireyim. Yani bütün metni çevirmiş olanım Kelime de öğrenmiş olur. Hem psikolojik hem sosyal faktörler, sosyolojik faktörler kullanılıyor tahmin etmek için istikrarını yani dura, şey sürekliliğin istikrarını bir evliliğin e, istikrarlı bir şey ilişki çoğunlukla e, nedir onu anlatıyor. Odur ki orada iki partner de tamamlıyorlar birbirinin ihtiyaçlarını. Bu ile bağlantını, buna göre göre diye çevirebilirsin. Yani şey başka ne olabilir, uyumlu diye çevirebilirsin vesaire. Şununla uyumlu, şuna göre diye yazabilirsin. Kültürel roller Erkek ve kadın yani Eşlerden yani Erkek eş bunu şimdi ya bunun kibarcası neydi ya karı demezsin Kadın da demezsin Eş dersin ama eş kadın eş dersin. Kadın eş diye çevireyim. Erkek eşin ve Kadın eşin kültürel rollerine Bağlı olarak diye söylüyor. Bu arada bunun tam böyle kibarcası nasıl söylenebilir? İstiyorsan yorum kısmına yaz. Bundan sonraki videolarda bunu kullanayım. Şimdi bir stable yani istikrarlı durağan demek oluyor. Yani hep aynı devam eden. Unstable dengesiz demek oluyor. Demek stable dengeli de çevirebiliriz. Bir dengesiz ilişki. Odur ki orada, orada dediği bir dengesiz ilişkide bahsediyor. Roller iki partnerinde her partnerin rolü Zıttıdır kültürel normlara. Yani demek ki kültürel e, kurallar var, normlar var. Buna ters olan ilişkilerde dengesiz olur. Yani şöyle. Diyelim ki bir kültürde e, kadın erkeği sevmeli, erkek de kadına saygı duymalı. Örnek veriyorum. Ama orada kadın erkeği sevmiyorsa, erkek de kadına saygı duymuyorsa o zaman demek ki o kültürel normlara karşılar. Yani zıt bir ilişkide bulunuyorlar. O zaman bunların ilişkileri e, istikrarlı olmaz demek istiyor. Tamam bu kısmı çevirdik. Siliyorum. Benim soruyu tekrar hatırlıyorum. Çünkü Berşi'de geldik. Bu e, Berşi'de göre insanlar ilişkide ne ararlar? Tamam. Equity eşitlik demiştik. Eşitlik teorisi sunar. Farklı bir yaklaşım sunar. Açıklamak için seçimini evlilik partnerlerinin. Bunu bin kere söyleyebilirim. Çünkü bu çok 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 önemli. Ben bunu okurken şu kelimenin anlamını bilmiyorsan lütfen videoyu durdur hemen o anda. Kelimeyi not al. Çünkü bu kelimelerin anlamlarını bilirsen sonraki okumalarda işin baya kolaylaşır. Sınavı geçmene de baya yardımcı olur. Akademik İngilizce'nin de gelişmesine yardımcı olur. O yüzden bilmediğin her kelimede durdur yaz. Tamam, temel fikir şudur ki insanlar bencildir. Tamam. Ve hareket ediyorlar elde etmek için. Elde etmek için şuradaki "sık" kelimesi var ya, aramak, elde etmek. Bunlar ikisi eş anlamlıdır. Demek ki insanlar ne arıyorlar bu ilişkilerde? Maksimum ödül başkasından. Ne pahasına? En küçük paha kendisine. Demek ki bana en küçük maliyeti olsun karşımdan da maksimum yararlanayım. O zaman ben bir ilişkide ne arıyorum diye soruyorsa bana ben şu kısmı alıyorum, kopyalıyorum. İstersem şuraya kadar da yazabilirim. Şöyle. Şimdi şurayı yapıştırayım. Şimdi farklı üniversitelerin taktikleri farklı olabilir. Ama size şöyle bir şey soruyorsam mesela Ahmet ne yedi diye soruyorsam tekste de şöyle desin. Ahmet elma yerine armut yedi. Tamam mı? Bu o zaman şöyle olur. Ahmet ne yedi diye sorduğumda öğrenciler geliyor elma yerine armut yazıyor. Ama benim sorduğum o değil. Yani ne yerine ne yedi diye sormuyorum. Sadece ne yedi diye soruyorum. Yemediği şeylerle ilgilenmiyorum. O zaman ben cevap olarak yani bizim Boğaziçi Üniversitesi cevap olarak sadece bunu yaz diyor. Okey? Armut diye. Peki bu durumda şu anda buraya gelip birisi Başkasından maksimum ödül, kendisinden en az bedel kısmını tamamını yazarsa o zaman derler ki bunu niye yazdın şu kısmı. Ben kendisinin ödediği bedeli sormuyorum. Sadece insanlar bir ilişkide ne arar diye soruyorum. Aramak kelimesinin nesnesini soruyorum. O zaman sadece şunu yazmak yeterli. Okay? Ee, bu seek ve achieve eş anlamını yazıyorsun. Bu kısmı da bitirdik. Birazdan şimdi diğer soruya geçeceğiz. Kaçıncı soruydu hatırlamıyorum ama Dur, nereye gitti bu? Heh, şunu sileyim. Şimdi galiba dörttü. Bunu yaptık. Evet. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Hatta keseyim buradan. İlerle. Hocam buradakiler çok karışıyor böyle bir sürü şey silecek. O zaman bence şey yapabilirsin. Bizim aşağıda bir açıklama kısmı var. Oradan direkt bu metnin kendisine ulaşabilirsin. Direkt önünde durur, daha iyi olur senin için. Şimdi bu Walster'ın buluşlarına göre Walster şurada geçiyor. O zaman ben bu soruyu çevirmeden önce şu kalan kısmı bir çevireyim ki yani tüm metni çevirelim. Sonra buraya geçeceğim. Bir eşit ilişki ve böylece e, istikrarlı ya da durağan olan, dengeli olan bir ilişki Nedir? Odur ki orada demek ki tanıtıyor bu ilişkiyi. Bu ilişkide her kişi hissediyor o e, elde ediyor onun hak ettiğini diğerinden. Ha demek ki ben e, diyelim ki saygı hak ettiğimi düşünüyorum. Karşımdaki de bana saygıyı veriyorsa o zaman bu ilişki eşit ilişkidir demek istiyorum. Peki eşit olmayan ilişki nedir? E, odur ki orada bir partner hissediyor ki o alıyor daha az alıyor başkasını başkasından. Uh, from the other, ha, hak ettiğinden. Demek ki ben %500 saygı alacağımı hak, hak ettiğimi düşünüyorum. Karşımdaki bana birlik saygı gösteriyor. Demek ki hak ettiğimden daha azını bana veriyor. O zaman bizim ilişkimiz nasıl olur? Eşitsiz ilişki olur. Okey. Bir yandan da psikolojik terapi gibi bir şey de yapmış oluyoruz bu readingde. Bunları da öğrenmiş oluruz. Hemen gidip. ...partnerimiz bizden tam olarak ne istiyor, onları öğrenmeye çalışayım, onları sağlamaya çalışayım, böylece o da bende mutlu olur, ben de... ...ondan istediklerimi ona çaktırmadan söyleyeyim ki o da bana onları sunsun. Okey. Şimdi yardımcı fiili işaretliyorum. Şu. Sonra... ...ana fiil hangisidir? Şu. Sonra diyorum ki... Şuradakini ki ilk başta. Longevity... ...uzunluğu demek oluyor. Zaten long, uzun demek. Bu da uzunluğu. Neyin uzunluğu? İlişkinin. Demek ki bir ilişkinin uzunluğu, süresi demek oluyor. Bir ilişkinin süresi ya da uzunluğu e, hangi faktöre bağlıdır? Okey. O zaman bu soru cause effect sorusudur. Yani hangi faktör bir ilişkinin uzun olmasını sağlar diye çevirebilirsin kafanda. Kime göre? Wallster'a göre demiyor. Wallster'ın buluşlarına göre diyor. Şunu da unutma buluş dediği için mesela şu anda göz gezdireyim buradan buluşlar, sonuçlar falan gelene kadar cevap çıkmaması lazım. Bak göz gezdirmeye devam ediyorum. Buluşlar, sonuçlar burada da yok. Buluşlar, sonuçlar yok. Ha, ta şuraya kadar demek ki okuyacağım. Cevap buralarda bir yerde çıkması lazım. Çünkü bana Waldster'ın araştırmasının sonuçlarına göre diyor. Onu unutma. Şimdi Waldster ve onun meslektaşları e, colleague yani iş arkadaşı diye düşünün ya da meslektaş diye düşünün. 1977'de test etmişler bu hip hipotezi. Hangi hipotezi? Yukarıda demiştik ya, bir eşit olan ilişkide sen istediğini alabiliyorsun. Eşit olmayan ilişkide sen istediğinden daha az alıyorsun. Bunu test etmişler. E, ne yaparaktan? Mülakat ederekten, görüşerekten 500'den fazla erkek ve kadınla. Ki bu erkek ve kadınlar Date yapıyordu. Birbiriyle çıkıyorlardı. Tamam. Demek ki çift olan 500'den fazla erkek ve kadın kadınla görüşmüşler. Onlar sormuşlar her bir partnere e, tahmin etmesine sormuşlar. Ne kadar sen düşünüyorsun? Bunu direkt şöyle çevir. O ne kadar onlar düşünüyor da olabilir. Tamam. Ne kadar onlar düşünüyor ki onlar katkıda bulunuyorlar ilişkiye? Demek ki bir iki kişi var. Ahmet ve Ece örneğin. Ahmet'e diyorlar ki, sen bu ilişkiye ne kadar katkıda bulunduğunu düşünüyorsun. Başka ne soruyorlar? Ee, Ahmet'e diyorlar ki, Ece sence ne kadar katkıda bulunuyor? Yani senin partnerin ne kadar katkıda bulunuyor diye soruyorlar. Tamam. Sonra onlar soruyorlar her partnere, sen ne kadar düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani Ahmet'e diyor ki, sen bu ilişkiden ne kadar aldığını düşünüyorsun. Yani get out of bu ilişkiden almak. Yani ne kadar mesela saygı bekliyorsun, ne kadar saygı aldığını düşünüyorsun. Demek ki bu ilişkiden sen neler alıyorsun? Bunu söylüyor ve senin partnerin yani ece e bu ilişkiden ne kadar kazanıyor, ne kadar alıyor. Okey mi? Biraz buralar karışık olabilir. O yüzden direkt Türkçe yani kafasıyla çevirmeye çalışıyorum. Bir tanesinde sen ne kadar katkıda bulunuyorsun? E e partnerin ne kadar katkıda bulunuyor? Sen ne kadar alıyorsun bu ilişkiden? Partinin ne kadar alıyor? Tamam. Şuradan şuraya kadar siliyorum. Bunu sordular. Sonra ölçü. Ne ölçüsü? Katkı ölçüsü. Hani demiş ya sen ne kadar katkıda bulunuyorsun falan. Bu katkı ölçüsü ve ne kadar yararlanıyorsun diye sormuştu ya. Yararlanma ölçüsü izin vermiş, mümkün kılmış. Bunun öznesi nedir? Şu. Bu ölçüler ne kadar katkıda bulunuyor, ne kadar yararlanıyorsun ölçüsü mümkün kılmış, izin vermiş bir değerlendirmeye yapılmasına neyin değerlendirmesi? Uzantısı. Mesela extend, mesela e kadar diyoruz ya şuraya kadar uzanır, şuraya kadar devam eder. Uzantısını ne uzantısı ki orada bir ilişki eşit mi değil mi? Ha demek ki sordular ya sen ne kadar katkıda bulunuyorsun, sen ne kadar alıyorsun? bunun ölçüsünü yapmışlar ve bu ölçü bu ilişkinin ne kadar eşit olup olmadığını değerlendirmesini sağlamış oldu bunlara. Yani bunlar bu sorular sayesinde diyorlar ki bu ilişki 10 üzerinden 5 eşitliktedir. 10 üzerinden 3 eşitliktedir diye bir şey diyorlar. Okey. Hala sonuçlar gelmedi. Ben sonuçlarına göre diye arıyorum. O yüzden okumaya devam ediyorum. 14 hafta sonra aynı erkek ve kadını sormuşlar. Eğer onlar hala, still hala demek çıkıyorlar mı aynı partnerle ya da çıkmıyorlar mı? Yani Ahmet'e diyorlar ki sen Ece ile hala çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Sonra diyorlar ki ne kadar uzun onlar çıkıyorlardı o kişiyle eğer onlar hala aynı kişiyle çıkıyorsa. Demek ki sen Ece ile görüşüyordun ya eğer hala Ece ile görüşüyorsan şimdiye kadar ne kadar çıktınız, ne kadar uzun süre çıktınız diyelim. Yani 5 hafta, 6 hafta artık onu soruyor. Sonra bir tane daha soru soruyor. Ne kadar emin onlar ki, hissediyorlar ki onlar olacaklar aynı kişiyle 5 yıllık sürede. Yani Ahmet'e 3 tane soru soruyor. Ahmet sen hala Ece ile çıkıyor musun? Evet çıkıyorum diyor. Peki ne kadar çıkıyorsun Ece ile? Şu kadar çıkıyorum. Peki sen gelecek 5 yılda da o kişiyle çıkacak mısın diye soruyorlar. Bunların sorusunu sordu. Tamam bunu sildim. Şimdi bana diyor ki sonuçlarına göre bir ilişkinin uzunluğu hangi faktöre bağlıdır? Tamam soru bu. Sonuçlar gösteriyor ki ne kadar eşit olursa bir ilişki o kadar çok o bir insan büyük ihtimalle hala olur aynı partnerle. Ha demek ki bir ilişkinin uzunluğunu belirleyen şey o ilişkinin eşitlik derecesidir. Ama burası bir cümle gibi sayıldığı için ben bunu yazamıyorum. Çünkü bana hangi faktör diyor? isim tamlaması bulmam lazım. Burayı tam oturtamıyorum cevap olarak. Diyorum ki biraz daha okuyayım belki bana yardımcı olur. Sonra diyor ki eşitlik düşüncesi bu bizim cevap olacak şimdi. Görünüyor genellikle görünüyor. Ne olarak görünüyor? önemli bir faktör eş seç, eş seçiminde. Ha, demek ki sen bir eş seçmek isterken eşitlik olayına bakıyorsun. Ve bu eşitlik olayı ne kadar eşit olursa bu ilişki o kadar sen o kişiyle uzun çıkıyorsun. Sonra bana da soruda diyor ki bir ilişkinin uzunluğu neye bağlıdır diye söylüyor. Ben de isim yazmam gerektiği için ve faktör diye sorduğu için cevabı buradan almıyorum. Şurada faktör diyor, önemli bir faktördür diyor. O zaman bu önemli bir faktörün öznesi nedir? Şudur. Demek ki cevabım equity consideration olacak. Buraya gelip şunu yazıyorum. Bunu küçük harflerle cevap yazıyorum. Ha şöyle. Equity considerations diye yazıyorum. Cevap ne demek? Eşitlik düşüncesi. Anlamadığın herhangi bir şey olursa soru kısmına yaz. Şimdi burayı siliyorum. Bir sonraki soruya bakalım. E ee, şurada buradan başlıyor. Heh, şuradan işaretliyorum. Hatta keseyim buradan. Şimdi bizim hediyelerimiz vardı demiştim yani. Ya, her videodan sonra hediye ekliyordum siteye. Bu hediyelerden elde etmek istiyorsan, elde etmek ne demek? Yani bu hediyeleri kazanmak istiyorsan şu soruyu ben sana bırakıyorum şu anda. Şöyle yapayım. Eğer kitabı almadıysan Şöyle küçülteyim, ha, şöyle küçülteyim tamam. Buraya bak, şu kısmı oku, bunu da böyle yapayım daha rahat olur. Şu şuraya kadar oku, sonra cevap kısmına yorum kısmına bunun ve bunun cevabını yaz. Yazdıktan sonra, eğer doğru olduğunu düşünüyorsan, aşağıda bir açıklama kısmında bir link var, o linke tıklayıp e, oradan hangi hediyeyi seçmek istiyorsan seçebilirsin hediyeler tükendiğinde o hediyeler kırmızıya işaretleniyor. Demek ki onlar bitmiştir. Okey mi? Şimdi bunu sen istiyorsan ekran kaydını al bu kısmın. Sonra işte şey, şeyini yap. Neydi? Cevaplarını ver. Ben bu kısmı şu an çevirmiyorum. Çünkü çevirirsem cevap bulman kolay olur. Biraz seni zorlamam lazım. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Ne yapıyorduk? Önce bir yardımcı fiili işaretliyorduk. Sonra hangi fiili yardım ediyor? Şunu işaretledim. Sonra diyor ki Maslow nasıl kategorize ediyor bu aşkı? Hangi aşkından bahsediyor? Şu aşkından. Eğer bir sosyal olmayan kişi aşık olursa bir sosyal kadınla aşık olursa o zaman Maslow bu teoriye ne der? Hangi kategoriye koyar? Soru bu. Şimdi Freud tanımlamış iki çeşit aşk tanımlamış. Neye dayalı olarak tanımlamış bu aşkı? Onun... Görüşüne göre ne görüşü? Hop, Hoppa Genghisler. Ne görüşüne göre her in, insan başlarda yani orijinali ilk başta başlarda sahiptir iki aşk objesine. Birincisi nedir? Bir kişi kendisi yani demek ki bir aşk objelerinden birisi kişinin kendisidir ve bir kişidir ki e, cared for him. Demek ki ona bakan onunla ilgilenen genellikle bu kişi anne oluyor. Ee, ne zaman? O gençken. Demek ki bir kendisi oluyor bu objelerden birisi. İkincisi de ona çocukken bakan kişi oluyor. Tamam. The latter, sonraki yani hangisi? Çocukken ona bakan kişi demek oluyor. Bu latter kelimesini önceki videolarda anlatmıştım. O yüzden videoları sırayla izle mutlaka. Bu Freud e, şey iddia diyor ki sonraki kişi yani ona bakan kişi sonuçlanıyor bu kişinin aramasına bir yedek anne aramasına to fall in love ha yetişkinken ona bakan birisi kimdi mesela küçükken ona annesi bakıyor bu da büyüyünce gidip aşık olmak için yedek bir anne arıyor yani annenin özelliklerini taşıyan ona benzeyen bir kişiye aşık oluyor yetişkinken Freud bunu iddia ediyor değişik ve Freud bunun adını Dependency Love diye bir şey demiş. Zaten depend, bağlı olmak demek. Dependency Love, bağlılık. Yani bir şeye bağlısın. Böyle bir isim koymuş buna. Tamam. Ve bu sıklıkla bulunuyor erkeklerde, kadınlardan daha çok bulunuyor. Tamam. The former love, yani önceki dediği kimdi? Kendisi. Bu önceki obje, yani kendisi sonuçlanıyor. Bir kişinin e, aramasını kendisini başkalarında. Ha demek ki sen ya işte annene benzer birini arıyorsun dedi sana bakan kişi kimse. Ona benzer bir, birini arıyorsun. O zaman adı dependency love oluyor. Ya da kendine benzer birisini arıyorsun. Bunun adı da ne oluyormuş? Daha adını vermedi. O sever bir başkasını çünkü diğer kişi e, onun olması istediği kişiye benziyor. Tamam. Bunun adını da narsistik love diye bir şey söylüyor. Demek ki bulacağım kişi illa bana benzemeli diye söylüyor. Ve bu genelde kimde bulunuyor? Kadınlarda erkeklerden daha çok bulunuyormuş diyor. Bak bak bak. Yani biz erkekler demek ki annesine benzeyen birini daha çok ararken şey kadınlar daha çok kendisine benzeyen erkekler arıyormuş. Al sana bir dedikodu olayı. Maslow teklif etmiş iki çeşit aşk. Teklif etmiş. Bir tanesinin adı D aşkı diye bir şeymiş. Yani şu parantez içinde açıkladığı şey. E, deficient eksik demek. Deficiency eksiklik. Yani o yok gibi düşün. Eksiklik aşkı bir tanesi. Ve diğeri being love yani aşık olmak diye diğeri de böyleymiş. Sonra bana açıklıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir gün ben camdan dışarıya bakıyorum. İki tane kuş uçarken birbirine çarpıyor ve yoluna devam ediyorlar. Bir başka bir gün dışarıya bakıyorum. İki kuş geliyor birbirine çarpıyor. Bir anda düşüyor bir tanesi. O zaman ben araştırmacı olarak düşünüyorum ki ya bu niye düştü ki? Geçen düşmemişti. Şimdi niye düştü? O zaman araştırıyorum ve bakıyorum ki işte yağmurlu günlerde kuşlar birbirine çarpınca düşüyorlarmış. Böyle bir şey buldum. Sence bu teorinin adını ne koyabilirim? Yani benim ismim Hamit Can ya. Ya buna Can teorisi diye bir şey derim mesela. Kendi ben buldum ya o yüzden illa kendi ismimi koyacağım. Nasıl Hamit Can Akademik İnci diyorum ya. Bencilce davranıyorum. İşte ya böyle yaparım ya da şöyle yaparım. Ee, kuşlar teorisi derim. Ya da ne bileyim çarpışma teorisi derim. Değil mi? Ya da yağmurda çarpışma teorisi. Yani gidip de buna kurabiye teorisi diye bir şey demem. Peki ben bunu şu anda ne için anlattım? Şundan anlattım. Eğer o kişinin soyadı değilse bu teori, o zaman ben bu kelimelere baktığımda teorinin içeriğini zaten az çok anlayabiliyor olmam lazım. Yani kuşlar, çarpışma, yağmurda çarpışma diye bir teori görürsem demek ki kuşlardan bahsedecek, çarpışmadan bahsedecek, yağmurda çarpışmadan bahsedecek vesaire. O zaman benim İngilizcem eğer iyiyse... Bu kelimelerin anlamını biliyorsam ben az çok o teoride ne olup olmadığını anlayabiliyorum. Nasıl anlıyorum? Mesela burada diyor ya şey eksiklik aşkı. O zaman ben düşünürüm ki bende eksik olan bir özelliği ben karşımda arıyorum. Böyle bir teori olabilir o. Aşık olmak ne olur? Bu sefer de Mevlana gibi aşk gibi düşün. Kim olursan ol gel. Yani gerçek aşk gibi düşünebiliyorum. Bu da senin için cepte dursun. Teorileri eşleştirmeyi çok yapıyorlar birçok sınavda. IELTS'de de var, şeyde de var, birçok üniversite sınavında da var. Bu teori eşleştirmesinde eğer baktın konuyu tam anlamadın ne anlatıyor, kelimenin kendisinden de eşleştirme yapabiliyorsun. Bunu unutma. Bu tür sorularda önce şeyi anlamam lazım. Toplam kaç tane kategoriye koyuyor bu Maslow aşkları? Ona göre işim kolaylaşır. Mesela iki tane kategori ise %50 atma ihtimalim oluyor değil mi? Şimdi D aşkı odur ki demiştik insanlar seviyor başkasını çünkü o tatmin ediyor onun eksikliğini. Ha burada zaten ne demiştik? Sosyal olmayan bir kişi var, aşık oluyor sosyal bir kadına demek ki e, onun eksikliğini tamamlıyor. O yüzden ben şu anda cevap olarak şunu yazmak istiyorum. Fakat Maslow'un D teori D aşkı e, negatif yani olumsuzdur ve düşünülmemelidir, gerçek aşk olarak düşünülmemelidir. Ki bu gerçek aşk da B aşkıymış. B ya da aşık olmak odur ki bir insan seviyor başkasını. Sadece o diğer kişinin ne olduğu. Yani demek ki kim olursa ne ol. İster şu ol, ister bu ol fark etmiyor. Ben seni seni olduğun gibi seviyorum. Bunun adı da B aşkıymış. Tamam. Maslow ayrıca iddia ediyor ki insanlar ki tatmin değiller kendileriyle ve tatmin etmemişler, tamamlamamışlar kendi ihtiyaçlarını. E, are not likely olasılıkları yoktur deneyimlemeye B aşkını. Fakat daha çok ihtimalle severler başkasını. o diğer kişinin ona verdiği şeyi daha çok severler. Uu, bu nasıl bir cümle? Dur bir daha söyleyelim bunu. Maslow ayrıca iddia ediyor ki insanlar ki tatmin değiller kendileriyle. Yani ben şu anda mesela kendimden mutlu değilim. Ya da mesela 100 tane malikane istiyordum daha o 100 tane malikane alamadım. Demek ki tatmin olmadım, ihtiyaçlarımı daha karşılamadım. Bu kişi ben olayım mesela. Ben deneyimlemem bu aşık olma var ya Mevlana aşkı gibi öyle bir şeyi deneyimleyemem diye söylüyor. Bunun yerine daha çok severim başkasını. Ee, onun bana eksikleri veren, mesela bana malikaneleri veren kişiyi daha çok severim diye söylüyor. Ha ben de eksik olan şeyleri veren kişiyi daha çok severim diye söylüyor. Direkt alıyorum onu. Buraya yapıştırıyorum. Neden diğeri değildi? Çünkü diğerinde aşık olmak demiştik. Yani olduğu gibi kimsen odur. Yani olduğun gibi gel. Bu öyle demiyor. Bu e, karşılığında bir şey istiyor. Demek ki sosyal değil. Diğer kişi sosyal. O yüzden karşılığında bir, bir şey istediği için biz buna D aşkı diye söylüyoruz. Okey. Ee, bu videoyu like etmeyi, sosyal medyada paylaşmayı, sosyal medyada bana sürekli teşekkür etmeyi lütfen unutmayın. Tamam mı? <laughs> yani bunu sen paylaştığında mesela arkadaşlarınla YouTube diyor ki ne güzel video yapmış bu. Dur ben bunu daha çok paylaşayım diyor. Bu sefer ben bir anda takipçi sayısı artıyor. 9600'lerde hala kaldık. 10.000 olamadık. 1 milyon olamadık. Yazık ya. Çok yazık. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çav çav.